bırak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, tanalıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamdan, gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım veledim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Misillere, destanlara, koşuklara bismillah. Yeah.
şaşaları titretmiş bir alteren. Sen Erzurum torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar alp kurusun. Fakat ne yazık ki bugün sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde ecdadın inlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 12 Ocak 2018 günlerden cuma saat 11.14 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız cuma hutbeleri ve cuma sohbetleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbim şu mübarek cuma günleri üstü hürmetine bizleri mahcup etmesin. Bizleri sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. İçimizi dışımıza uygun eylesin. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın yolunda Rabbim hep bizleri yaşatsın. Rabbim hep bizleri yaşatsın diyoruz. Ve yine sosyal medyadan da canlı olarak sizlerle beraberiz. Cuma namazından sonra Allah nasip ederse, ömrümüz olursa Ankara'dan yayına katılacak bir konuğumuz var. Normalde stüdyomuza konuk olacaklardı ama dün itibariyle programları erken bitti. Müslüman Türk milletimizin varoluş mücadelesi adlı programda FSM Medya Grup programcımız ve aynı zamanda Ankara Kanal 5 televizyonu programcısı Tarık Sezai Karatepe hocamız Ankara'dan telefonla konuğumuz olacak. Bu konuyu işleyeceğiz. Hemen akabinde de Allah'ın izniyle değerli hocam FSM Medya Grup programcımız Hüseyin Alkan'la birlikte cuma sohbetleri programımızda yapacağız. Bugün de bu programı bu şekilde yapmış olacağız. Dün akşam itibariyle Büyük Birlik Partisi Esenyurt ilçemize davetliydik. Ama ne acıdır ki gidemedim. Yalnız olma münasebetiyle tüm arkadaşlarımız da ilçe yönetimindeki ve bizim televizyon camiasındaki arkadaşlarımız da yoğun olması yüzünden gidemedim. Ki Ercan Başkan'la da özür diledim ama hakkını helal etsin. Yine bak şurada canlı yayında diyorum. Mutlaka Allah'ın izniyle Esenyurt Büyük Birlik Partisi ilçemizde sohbet saatinde canlı olarak o programı sunacağız ve o davete Rabbimizin izniyle inşallah icabet edeceğiz. Ki bunu diyerekten bir aşır okuyoruz. Aşırdan sonra 40 ayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri okuduktan sonra Kabe'de hazırlanan cuma hutbesini size canlı olarak gösterdikten sonra Avustralya'da şehit olan Muhammed Esat Coşan hocamızın 99 yılında vermiş olduğu Akra FM'deki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberimiz sevgili peygamberim adlı sohbetini sunacağız. Yani 12.45'te yayınımız bitecek inşallah Rabbimizin izniyle. Bu arada da bütün konuklarımıza hayırlı cumalar diliyoruz. Geldiler, bizleri takip ediyor. Allah razı olsun sosyal medyada. Bu akşam bugün sabah itibariyle de Network yazılımla görüştük. Bilgisayar mühendisimiz Doğan Beyli Bey'in de selamları var. İnşallah bugün itibariyle son rutuşlar yapılıyor. fsmtv.net mobil yayına geçiyor. Yani bundan sonra biz de sosyal medyada izlediğiniz gibi FSM TV'nin sitesini cep telefonlarınızda da çok rahatlıkla izleyeceksiniz. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Abdülmuttalip Yılmaz gelmiş. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin efendim. Özkan Ergen katılmışlar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Hayırlı cumalar. Yine İstanbul Zeytinburnu'ndan çok değerli abimiz Hasan Süzen katıldılar.
Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Hayırlı cumalar. Ali Kızılırmak katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Hayırlı cumalar. Trabzon Büyük Birlik Partisi önceki il başkanımız Oğuzhan Berbertaş katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Hayırlı cumalar. Abdülmuttalip Yılmaz kardeşim Tokat'tan. Ve aleykümselam abim. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz diyor. Biz de aleykümselam. Size de Allah'a emanet olun diyorum. Tüm izleyicilerimiz Allah'a emanet olun. Tüm ümmeti Muhammed olarak Allah'a emanet olalım. Allah'ın yolundan başka gidecek yolumuz. Allah'a emanet olmaktan başka da çaremiz yok arkadaşlar. Yine İstanbul Sultan Gazi'den çok değerli arkadaşım Altur'dan yol arkadaşım Erdal Bektaş katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Yine Almanya'da veya Ankara'da tam bilemiyorum. Şerafettin yerli Büyük Birlik Partisi yöneticilerimizden Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Hayırlı cumalar. Yine Kanarya'dan can kardeşimiz, emlakçı kardeşimiz Ali Sadık Sarı'ya katıldılar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı sohbetler. Söner İbiş katıldılar. Hayırlı cumalar efendim. Bahri Orhan katıldılar. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. İstanbul Hamidiye Sudan Erdoğan Derin can komşumuz. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Büyük Birlik Partisi Arnavutköy önceki ilçe başkan vekilimiz Ömer Ceylan aramıza katıldılar. FSM Medya Grubu'nun kameramanı aynı zamanda. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Mahmut İsmail Can aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Yine Büyük Birlik Partisi İl Disiplin Kurulu Başkanımız ve Bağcılar'dan sorumlu İl Başkan Yardımcımız Mustafa Dinç aramıza katıldılar. Sivas Belediye Sırp Org adıyla adını değiştiremiyor ama inşallah değiştirecek. 60 gün müddet vermiş Facebook. Hayırlı cumalar. Abdullah Ayık aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Hayırlı cumalar. Şerafettin Karataş aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Abdülvahap Kılıç, Valiye'den can arkadaşım, benim de sürekli tartışan, beni çok seven, benden de vazgeçemeyen can kardeşimiz, hayırlı cumalar, Allah razı olsun. Yine Yeniada'dan can kardeşim, can abimizin evladı Mustafa Atıbay aramıza katıldılar. Hayırlı cumalar, tüm Yeniada'ya, tüm can dostlarımıza selamlar gönderiyoruz. Burhan Kurt Poyraz, Almanya'dan yazar kardeşimiz, FSM Medya Grup programcımız, Allah razı olsun, stüdyomuza da geldiler. Hayırlı cumalar, Allah razı olsun. Buradan Almanya'ya, tüm can dostlara, tüm İslam alemine, orada nöbetini tutan Uhud nöbetini tuttukları gibi Almanya'da Müslüman Türk milletinin sesi olmaya, yanık sesi olmaya çalışan tüm kardeşlerimize da selamlar iletiyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Osman Tutsal, İstanbul Emekli Özel Hareketçiler Yönetim Kurulu üyemiz, can kardeşimiz, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Turgut Erdem, Bursa'dan ülküdaşımız, abimiz, kardeşimiz, emlakçı kardeşimiz Bursa'dan Turgut Erdem aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Büyük Birlik Partisi ilçe başkan yardımcımız, Bağcılar ilçe başkan yardımcımız, Yıldırım Koleksiyon Yönetim Kurulu Başkanımız İsa Yıldırım. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Büyük Birlik Partisi İstanbul 3. Bölge Başkanımız Mustafa Kalyoncu aramıza katıldılar. Allah razı olsun. Stüdyomuzda da konuk olmuşlardı. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Yine Turgut Erdem, hayırlı cumalar kardeşim diyor, Allah razı olsun diyoruz değerli hocama. Erhan Aslan aramıza katıldılar, hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Gülbeyaz Kurt aramıza katıldılar, hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Mustafa Kalyoncu başkanım, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar abim diyor, Allah razı olsun başkanım diyoruz biz de. Gülbeyaz Kurt, Allah razı olsun, hayırlı cumalar diyor, bize Allah razı olsun Gülbeyaz bacım diyoruz. Gürbüz Pertev aramıza katıldılar, hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, hayırlı cumalar. Erhan Aslan yine aramızda, hoş geldiniz, hayırlı cumalar diliyor, biz de Allah razı olsun diyoruz. Ali Aydoğan aramıza katıldılar, hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, hayırlı cumalar. Mustafa Görmez aramıza katıldılar, hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Kenan Sar aramıza katıldılar, hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Oğuz Çil aramıza katıldılar, hayırlı cumalar. Mustafa Atalay, hayırlı cumalar diliyorum, tekrar Allah razı olsun. Ercan Bektaş, Erdal Bektaş, hayırlı cumalar diliyoruz, Allah razı olsun diyoruz biz de. Evet efendim, bu şekilde misafirlerimizi zaman zaman sizlerle tanıtacağız. Allah razı olsun. Allah her şeye kadirdir diyoruz efendim. Allah her şeye kadirdir. Unutmayalım bunu. Allahu Teala her şeye kadirdir diyoruz. Ve bir aşır okuyoruz. Aşırdan sonra
40 ayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i okuyacağız. Evet efendim, Büyük Birlik Partisi Bağcılar ilçe başkan yardımcımız İhsan Bulut aramıza katıldılar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun. Yine TC Osman Öztürk aramıza katıldılar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun. Evet, misafirlerimizi de bu şekilde hemen gördüğümüz zaman da tanıtıyoruz. Sosyal medyada da sizleri takip ediyoruz. Siz de bizleri takip ettiğiniz için Allah bin kere razı olsun diyoruz efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vedevna anke bizre kellezi enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al yusru yusra inne ma'al yusru yusra feyze ferahte fensab ve ile rabbike ferhab. Sadakallahul azim. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Kur'an-ı Kerim'de 40 ayetten 5 ayet okuyoruz. Bakın Allahu Teala ne buyuruyor? Estağfirullah. Maide suresi 5. sure 67. ayet. Estağfirullah. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Evet, sadakallahu azim. İkinci ayeti okuyoruz efendim. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için okuduğu ayetleri okuyoruz. Buyurduğu ayetleri okuyoruz efendim. Estağfirullah. Fetih suresi 28. ayet. Estağfirullah. Allah bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini rehberlik hak din ile gönderendir. Şahit olarak Allah yeter. Fetih suresi 28. ayet. Evet efendim, 3. ayeti okuyoruz bugün. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Kur'an-ı Kerim'de geçen 40 ayetten 3. hadis-i şerifi okuyoruz. Estağfirullah. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan yetkililere de, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. Nisa suresi 59. ayet. Evet efendim, 4. ayeti okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için okuduğu, buyurduğu 40 hadisten 4.sünü okuyoruz efendim. Estağfirullah. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin gerçek kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Ahzab suresi 36. ayet. Evet efendim, bugünkü 40 ayette son 5. ayeti okuyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şöyle buyurdular. Estağfirullah. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ashab suresi 33, Ashab suresi 21. ayet. Okumuş olduğumuz aşırların, okumuş olduğumuz ayeti maillerin dergah-ı ilahinde kabulü için ve kâf-ehli iman ve ehli islam ve vay için, Allah rızası için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Adem Atamızdan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine kadar gelmiş geçmiş bütün peygamber efendim ehli beytin aslam halifelerin ve cümle İslam şehitlerinin bir dua da bizim için yok mu diyenlerin, Allah rızası için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, tüm dualarımızın kabulü için,
tüm şehitlerimizin de ruhları için ve şu anda bizleri izleyen bütün izleyicilerimiz de geçmişlerin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, Rabbim kabul etsin dualarımızı, ayetlerimizi, hadislerimizi şu mübarek cumaları üstü hürmetine. Hiç vakit kaybetmiyoruz efendim. Hemen Kabe'de kılınan cuma hutbesini evet sizlerle paylaşmış olacağız. Şeyh Mahir Kabe'de ilk cuma hutbesi ve namazını okumuş olacağız. Sizlere dinletmiş olacağız efendim. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أمة الإسلام لقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه وفطره على توحيده ثم أخذ العهد والميثاق على ذريته من بعده بأن يعبدوه وحده لا شريك له وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فمكثت الأرض بعد آدم عليه السلام 10 قرون لا يعبد فيها إلا الله جل جلاله إلى أن وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام فبعثه الله تعالى بكلمة التوحيد فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا كل نبي يبعث إلى قومه يدعوهم إلى توحيد ربهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فأمر الله تعالى عباده أن يوحدوه وجعل التوحيد أصل الدين وأساسه فلا تقبل حسنة إلا به وبدونه تحبط الأعمال وإن كانت أمثال الجبال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلا إله إلا الله من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه
وخلق الجنة والنار وقسم الخلق إلى مؤمنين وكفار. ولا إله إلا الله هي أفضل الحسنات وأعظم مكفر للسيئات إذا اجتمع التوحيد واليقين والإخلاص. ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول الرب عز وجل: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب ما هذه البطاقة؟ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا إله إلا الله ما أعظمها من كلمة جليلة، فهي أطيب الكلام وأفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان وأثقل شيء في الميزان، وهي خير ما يعد للقاء الله جل جلاله. فلذا أوصى الأنبياء بها عند موتهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والموحدون يا عباد الله هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري في صحيحه. قال ابن القيم رحمه الله: وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به شيئا غفر له ذنوبه كلها. وفي صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فلذا يا عباد الله، بنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة دعوة، فكانت حياته كلها في التوحيد، مكيها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يربي على هذه الكلمة أمته. ففي سنن الترمذي قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر، وصية عظيمة تغرس التوحيد في القلوب. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو الذي له الخلق والأمر، وعنده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يقضي الحاجات ويجيب الدعوات. فالخلق كلهم فقراء إليه، مضطرون إلى فضله وكرمه ورحمته وعطائه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه. أمة الإسلام، لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على حماية التوحيد من أن يناله نقص أو خلل، سواء كان في القصد أو القول أو العمل. ففي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وجاءه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، يعني موضعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. رواه أبو داود في سننه. وكذلك يا عباد الله، المقاصد والنيات يجب أن تكون خالصة لرب الأرض والسماوات. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال ابن القيم رحمه الله، الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة الإخلاص والتوحيد في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. انتهى كلامه رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال لا إله إلا الله
والقرائن تدل على أنه قالها متعودا من السيف، فكيف بدم مسلم متيقن من توحيده وإسلامه فلا إله إلا الله. كم عظم الإسلام أمر الدماء وتوعد من استهان بها وأراقها بغير حق بالعذاب العظيم في الدنيا والآخرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقضية حرمة الدماء يا عباد الله محسومة، والنصوص فيها صريحة معلومة، وتأويلات أهل الضلال مردودة مرفوضة. ولا يزيغ عن هذا إلا هالك. كيف يصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واجزه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ وانصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتح. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar getirsin. Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Ayırmasın diyoruz efendim. Kabe'de okunan Cuma hutbesini dinlemiş olduk. Allah razı olsun. Evet, cumalarımız bir hürriyetin, cuma namazlarımız hürriyetin simgesidir. Özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir. Yani Rabbim tüm insanlığı İslam şerefiyle şereflendirmeyi, tüm İslam aleminin uyanmasını, tüm İslam aleminin şuurla, şuurlu bir şekilde özgürlük yolunda, bağımsızlık yolunda, hak ve hakikatlar yolunda olmasını ve şu cumaları bu özgürlüğün
aşkına yapmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet efendim, yeni gelen misafirlerimiz var. Şair Necati Coşkun aramıza katıldı. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyor. Biz de hoş geldin diyoruz değerli hocam Hatay'dan. Allah razı olsun diyoruz. Ede Büyük Birlik Partisi Güngören İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Can kardeşimiz Ramazan Can da aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Evet. Yine Büyük Birlik Partisi İhsan Bulut da yine hayırlı cumalar başkanım diyor. Allah razı olsun diyoruz. Muhammed Soylu aramıza katıldılar. Hayırlı cumalar. Rabbim razı olsun. Büyük Birlik Partisi İstanbul eski il yöneticimiz Fevzi Coşkun hocam aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Rabbim razı olsun. Yine FSM Medya Grup programcımız Büyük Birlik Partisi önceki ilçe başkanımız Ramazan Aslanbaba aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Murat Hamarat aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Hafize Karaktaş aramıza katıldılar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Yine Kayseri'den Emniyet Teşkilatı'ndan birlikte çalıştığımız Can kardeşimiz, Siyah Şube'nin Can kameramanı Cevdet Er kardeşime hayırlı cumalar diliyoruz. Buradan tüm Kayseri'ye, tüm Can dostlara da selamlar gönderiyoruz. Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz ve Cübbeli Ahmet hocamızın kayınçosu olan Can abimiz, Can hocamız Mustafa Arabul aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Hayırlı cumalar. Yine değerli hocamız, eğitimci Büyük Birlik Partisi Başakşehir eski yöneticimiz Hasan Karadeniz aramıza katıldılar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar diyoruz Hasan abime. Aleyküm selam diyor. Biz de katılıyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ahmet Ergün Festen abimiz, arkadaşımız, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. İlhami Şahin aramıza katıldılar. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Ahmet Kaya aramıza katıldılar. Hayırlı cumalar. Çelikler Otomotiv'in sahibi İstanbul Evren Mahallesi'nde, Hürriyet 15 Temmuz Mahallesi'nden Mevlüt Çelik aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun Mevlüt hocama ve tüm personele, İmdat hocama, tüm personele, abilerimize, ustalarımıza hayırlı cumalar diliyoruz. Lütfü Çay Almanya'dan Can Alperen'im, Can abimiz, Allah razı olsun, aramıza katıldılar. Buradan tüm Almanya'ya, tüm Can dostlarımıza selamlar gönderiyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Mustafa Ertural aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Canlı yayınımız devam ediyor efendim. Sizden gelen mesajları, yorumları almaya gayret ediyoruz. Gayret ediyoruz. Gayret ediyoruz. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler diyoruz efendim. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın yolunu Rabbim hep bizlere yaşatsın diyoruz. Rabbim hep bizlere yaşatsın, Rabbim hep bizlere yaşatsın diyoruz. Sohbetimizin son bölümündeyiz. Evet efendim, Akra FM'in Cuma sohbeti 29 Ekim 1999'da yazılmış, okunmuş. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, mekanı cennet olsun, trafik kazasında Avustralya'da şehit edildi. Allah dostu bir abimiz, hocamızdı. Onun güzel bize bahşettiği Resulullah sevgisini burada sizlerle paylaşacağım efendim. Ondan sonra Cuma hutbeleri, sohbetimizi burada sona erdireceğiz. Rabbim görelim neyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diyoruz efendim.
Evet efendim, bir klip koyalım dedik. Yapma ya Rabbi böyle dinlerken, bu arada da biz sohbetimizi burada sizlere dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız efendim. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diyoruz efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Resulullah sevgisi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz ve sevgili AK televizyon izleyicileri, AK radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, Akra FM Cuma Sohbeti, 29 Ekim 1999. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmeyi istemek. Bugünkü Cuma Sohbetimizde Kur'a ile açtığımız sayfadan çok heyecanlandırıcı bir hadis-i şerif, Ebu Hureyye radıyallahu anh'dan hakimin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte başlayacağım sohbetime. Biliyorsunuz sohbetlerimizi mümkün olduğu kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini anlatarak yapıyoruz. Çerçeve konular hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Çünkü dinimizin en önemli rüknü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetleridir, sözleridir, hadisi şerifleridir, temel esastır. Sünneti seniye olmadığı zaman herkes görüyorum ki şaşırıyor. İlahiyette uzman bile olsa, profesör filan diye koca ünvanlar bile almış olsa yanılıyorlar. Yanılıyorlar. Çünkü bu inceliklerden mahrum kalıyorlar. Ebu Hureyye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Muhakkak ki benim ümmetimden insanlar vardır ki, bu nas kelimesi gibi insanlar demek. Yetuna bi ba'di. Bunlar dünyayı benden sonra gelen kişilerdir. Yani benim asrımda, benim zamanımda beni görerek yaşamış insanlar değil. Benden sonra gelen insanlardır. Benim ümmetimdendir bunlar. Yeveddü ehadühüm levişterâ rüyeri bi ehlihi ve malihi. Onlardan bir tanesi kendisine beni görmeyi sağlasa, temin etse, bütün aile efradı ve bütün malı mukabilinde beni görmeyi ister, sever. Bir Resulullah'ı görebilsem diye bütün aile efradını, bütün malın mülkünü, her şeyini feda edip onların hepsinden vazgeçmeye razı olur. Tabii insanın ailesini, malını bırakması nedir? Nasıl olur? Allah'a ısmarladık. Ben artık dayanamıyorum. Kalkıyorum, gidiyorum der, vedalaşır. Nereye gidiyorsun? Artık gidiyor. Onları gözü görmüyor, malı görmüyor, işi gücü gözü görmüyor. Aşkından, muhabbetinden, dolayı her şeyden vazgeçerek kalkıp ziyaretine gidiyor. Bütün ailesi etrafından ve bütün malından beni görmeyi sağlamak için vazgeçmek, onları feda etmek pahasına bunu sever. Böyle yapmayı sevecek tarzda ümmetinden bazı insanlar gelecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, muhabbeti Resulullah bütün müminlerin gönlünde çok derin, çok köklü bir şekilde olması gereken bir sevgidir. Önce Allah sevgisi, aşkullah ve muhabbetullah, Allah'ı sevmek, nasıl sevmek? Tarifsiz, sınırsız, hadsız, hesapsız sevmek. Ya Rabbi, Kabe aşkına yakma ya Rabbi. Kur'an
Ali aşkına yakma ya Rabbi. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allahu Teala onları sever. Onlar da Allahu Teala Hazretlerini sever. Allah yolunda cihad ederler. Kınayanın kınamasından, ayıplayanın, tenkit edenin tenkidine bakmazlar. Her işlerini Allah rızası için yaparlar. Bu çok mühim bir nokta. Bu muhabbetin, bu sevginin hasıl olması için insanın Cenab-ı Hakk'ı bilmesi lazım. Marifetullah, Allah'ı tanıma, bilme, onunla tanışma derecesini kazanması lazım. Marifetullah olmadan muhabbetullah olmaz. Derecelerin en yükseği de muhabbetullah'tır. Derecelerin en yükseği de muhabbetullah'tır. Derecelerin en yükseği de muhabbetullah'tır. İşte bu tasavvuf dediğimiz mübarek büyüklerimizin yolu aşk yoludur. Muhabbet yoludur. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek yoludur. Eserleri de onları anlatan sözlerle doludur. Mesela Yunus Emre, mesela Mevlana Celaleddin Rumi, mesela İbrahim Hakkı Erzurumi, mesela Eşrefoğlu Rumi, mesela Eşrefoğlu Rumi divanını alın, şiirlerini alın, eserlerini okuyun. Daima bunu göreceksiniz. En önde Allah sevgisinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu göreceksiniz. Allah sevgisi için canını verir. Allah sevgisi için malını verir. Allah sevgisi için her türlü meşakkate katlanır. Allah'ın rızasını kazanmak için hiçbir şeyden yılmaz. İşte her şeyimizi biz onlara borçluyuz. İşte her şeyimizi biz onlara borçluyuz. Osmanlı ecdadımız, Selçuklu ecdadımız buralara Allah'ın dinine hizmet etmek için, insanlara İslam'ı öğretmek için gelmişler. Ama böyle kaşları çatık, sert, kırıp döken, kan akıtan gaddar insanların kimseler olarak değil. Mesela başka milletlerin yaptığı gibi ehli sahilibin Haçlı ordularının yaptığı tarzda değil. Gelmişler, önce İslam'ı anlatmaya çalışmışlar. Boynu hizmet etmişler, boyuna hizmet etmişler, hizmeti şeref bilmişler. Hizmetten kulun gönlünü yapmaktan Allah sevgisinin kazanılacağını bildikleri için insana hizmet etmeyi de ön plana almışlar. Herkesin canı olduğunu düşünerek acımışlar. Kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi başkalarına yapmamışlar. Kırıklı kanatlı kuşlara bakmışlar. Göçmen kuşlardan uçamayanları korumuşlar. Bu sevgi, bu muhabbet oldu mu, insanın duyguları bu hale geldi mi, o zaman etrafa daha çok, daha başka türlü bakıyor. Ama tabii niye savaşmışlar? Tarihteki mücadeleler incelenirse, İslam'ın tarihi incelenirse görülüyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanından beri şirk ve küfür, kafirler, müşrikler, münafıklar, din düşmanları daha mütecaviz, daha saldırgan, daha zalim, daha gaddar, daha cefacı, daha baskıcı olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de doğduğu şehirde, şu konuşmayı yaptığımız mübarek şehirde barınmak istememişlerdir. Öldürmeye kalkmışlardır.
uhud şehitlerinin kanı hürmetine. Suçlarımızı başa takma ya Rabbi. Bu halde bizlerin fazla sığma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Medine-i Münevvere'ye hicret etmek zorunda kalmışlar. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada da rahat durmamışlar. Oralarda da ordular sevk etmişler. Bu iş daima böyle gitmiştir. Osmanlılardan önce Selçukluların devrinde Anadolu'ya dalga dalga nasıl Haçlı orduları geldi. Ecdadımız savaşamayıp kenara çekildiler. Onlar yakaladıklarını kadın çocuk demeden öldürdüler. Çocukların etlerini yediler. Bunları hep biliyoruz. Ama bu mücadelelerde Allah mazlumlara yardım ettiği için ileri noktalara kadar varılmıştır. Müslüman ordular ve komutanlar daima bu beldeye gittikleri, bir beldeye gittikleri zaman biz sizin Müslüman olmanızı istiyoruz. Müslüman olun, bizim gibi kardeş olun, hiçbir şey gerekmez demişlerdir. Onlar Müslüman olmak istemiyoruz deyince ona da müsaade etmişler. Madem kendi dininizde kalmak istiyorsunuz pekala, hesabınızı Allah'a verirsiniz. Biz size hak dini anlatıyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Ama siz başka türlü inanıyorsunuz. Hesabını Allah'a siz verirsiniz. Ama yönetimde bize tabi olacaksınız. Bu yamuk kafayla, bu bozuk inançla, bu gaddarlıkla, duygusuzlukla, sorumsuzlukla yönetimi size bırakamayız. Bize vergi vereceksiniz. Emrimizde olacaksınız demişlerdir. Hatta öyle olmuş ki böyle bir ahaliye vergi teklif edilip onlar evet deyince tamam orası İslam şehri olmuştur. Sonra savaş sebebiyle, savaşın cilvesi, düşmanla olan mücadelenin şartları dolayısıyla o şehri bırakıp geri çekilmeleri icap edince paraları iade etmişlerdir. Buyurun sizden aldığımız cizyeyi, vergiyi alın geriye. Niye? Biz sizi himayemize almıştık ama şimdi düşman geliyor. Bizim için bu şehirde kalmamız savaşın icabı olarak uygun düşmeyecek ve aleyhimize olacak. Biz burayı terk edip çıkmak zorundayız. Paralarınızı alın demişlerdir. Şaşırmıştır ahali. Böyle yönetici görmemişlerdir. Balkanlarda Osmanlı'nın idare ettiği zamanlarda Hristiyan ahali bile ne kadar rahattı. Hristiyanlar kendileri söylüyorlar. Ah o Osmanlı devrinde ne kadar rahattık. Ne kadar iyiydik diyorlar. Sonradan gelen devirde çok daha rahatsız olmuşlardır. Baskılar altında kalmışlardır. Bunları söylemişlerdir. Mümin Allah'ı sevdiği için, Allah'a inandığı için, ahirette mahkeme-i kübra olduğunu bildiği için, muhakeme edileceğini çok iyi bildiğinden hiç kötü bir şey yapmamaya, hiç kimseye zulmetmemeye çalışır. Yoldan, dolaylı yoldan, gizli yoldan, entrika ile zahiri kurtarıp yüzünü görüp ardından kuyu kazmak gibi şeyler yapmamıştır. Çünkü her şeyin iç yüzünü Allah bilir. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla.
yeniden alıyoruz efendim burayı. Mümin Allah'ı sevdiği için, Allah'a inandığı için, ahirette mahkeme-i kübra olduğunu bildiği için, muhakeme edileceğini çok iyi bildiğinden hiç kötü bir şey yapmamaya, hiç kimseye zulmetmemeye çalışır. Dolaylı yoldan, gizli yoldan, entrika ile zahiri kurtarıp yüzüne gülüp ardından kuyu kazmak gibi şeyler yapmamıştır. Çünkü her şeyin iç yüzünü Allah bilir diye samimi olmuştur. Yönetimi de samimi olmuştur. Allah sevgisiyle dolu olduğundan Allah'ın kullarını açmıştır. Onu kurtarmaya çalışmıştır. Onları cennete, cennetlik etmeye çalışmıştır. Hakkı anlatmaya çalışmıştır. Böyle kafir olarak gitmeyin, cehennemde ebedi kalmayın diye irşat çalışmalarına yönelmiştir. Onun için biz ne diyoruz? 2000 yılı tevhid yılı diyoruz. 2000 yılında elinizden geldiği kadar insanı gafletten kurtarın, cehaletten kurtarın, sapık bozuk inançtan kurtarın. Çünkü 20. yüzyılın bilimselliğine rağmen insanlar inanç yönünden çok geri durumda. Çok acayip şeylere inanıyorlar. Çok iptidariler, çok yanlış düşünceliler. Hatta Türkiye'mizde dahi çevremize baktığımız zaman dini zayıf insanların nelere inandıklarını, nasıl hurafelere daldıklarını hayretle görürsünüz. Kahve falıyla, yıldız falıyla maneviyatların nasıl idare ettiklerini, ne kadar saçma sapan şeyler düşündüklerini çok iyi bilirsiniz. Onun için her şeyin en doğrusunu anlatmaya çalışır bir Müslüman. Tabii bu güzel dinin ahkamı nereden kaynaklanıyor, nasıl öğreniliyor? Dost doğru inanç Kur'an-ı Kerim'den öğreniliyor. Onun için Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e muazzam bir sevgi olmuştur. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceğini, koruyacağını, kimseye ezdirmeyeceğini, yok ettirmeyeceğini vaat etmiştir. Vaadi yerine geliyor. Her zaman her yerde Kur'an-ı Kerim'e karşı çıkanlar Allah tarafından cezalandırılıyor. Kur'an-ı Kerim bir yerde yasaklansa bile öbür tarafta filizleniyor. Nice insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup imana giriyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olarak hükmünü ve tesirini, nur kaynağı olduğunu kıyamete kadar gösteriyor. Bütün bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlaşılması, dinin yaşanması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize uygulanmalı olarak gösterildiğinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o ummandaki inciler gibi olan hadis-i şerifleri de son derece önemli oluyor. Onları bilmesiyle, onları da bilmesi lazım, onları da okuması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıması lazım. Ne öğrendiğini, neler tavsiye ettiğini bütün Müslümanların bilmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah sevmiş, Habibullah eylemiş, en sevgili kulu eylemiş. Onun da Resulullah'ın güzelliğini yakalaması lazım, kavraması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çölde yetişmiş ama çölden ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Çölden ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Çölde yetişti diye, çevresi iptidari diye diline dolamak, onu göstermeye çalışmak, onu kötü göstermeye çalışmak, çevresindeki insanların bir zamanlar bedevi olduğunu düşünmek. Zaten Müslüman kaynakları da söylüyor. O zamanın insanları cahiliye devrini yaşıyorlardı.
İslam'ın çıktığı yer dünyanın en geri kalmış bölgelerinden biriydi. Hiçbir tesirin, eski bir bilgi yığınının etkilemediği, eski harsın, medeniyetin yetişmesinde etkili olmadığı bir tesirsiz yerde Cenab-ı Hak kumlar arasında bir cevher, bir nur fışkırtmıştır. O bedevi insanlar, o cahiliye devrini yaşayan, kız çocuklarını öldüren insanlar ondan sonra evliyaullah olmuşlardır. Gözü yaşlı, hassas, çok mübarek insanlar olmuşlardır. Bu sevgi, bu muhabbet, bu değişme İslam'ın eseridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürebbiliğinin, muallimliğinin, mürşitliğinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımayan bir kimse de gördüğü zaman yüzünün güzelliğine ve masumluğuna yalan söyleyecek bir insan olmadığına derhal karar verirdi. Yahudilerden, Hristiyanlardan da onun zamanında yaşayanlardan da ilk görenlerin ifadeleri böyledir. Kendisini tanıyıp da ahbabı olan, çevresinde bulunan sohbetine girenler ise aşık olurlardı. Onun gibisi yoktu. Onun gibisini ne önceden ne sonra da hiç görmedim. Tanımadan önce de tanıdıktan sonra da görmedim diye itiraf ederlerdi. Aşık olurlardı. Dur dediği yerde dururlardı. Kalk dediği yerde kalkarlardı. Zaten Kureyş'in azılı ileri gelenleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bazı sözler söyleyip gidenler önce kavmine geldiği zaman biz Kisra'ların sarayındaydık, kırdık. Saraylarına kırdık. Sasanilerin, Bizansların saraylarına gittik. Başka devletlerin tantanalı saraylarına gittik. Resulullah'ın etrafındaki insanların Resulullah'a gösterdiği muhabbet hiçbir ülkede, hiçbir idarede, hiçbir yönetimde tebaasının etrafındakilerin kendisini gösterdiği muhabbete benzemiyor. Onlardan çok farklı, çok eşsiz diye söylerlerdi. Etrafındaki insanların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşıklısı, hayranı ve fedaisiydi. Bu tabii onun güzelliğinden, huyunun güzelliğinden idi. Çünkü huluk-i azim üzereydi. Davranışlarının isabetliliğinden, fikirlerinin güzelliğinden, merhametinin çokluğundan kaynaklanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ömrü boyunca yaptığı savaşlar ne kadar çoktur. Hamidullah Bey'in ifade ettiğine göre bütün savaşlarda öldürülen insan sayısı 200 ile 300'den fazla değildir. Bugünkü medeniyim diyen insanların muhtelif yerlerde sırf menfaat için silah satmak için veyahut kendi sömürü düzenini devam ettirmek için ya da halkı aldatmak için yaptıkları cinayetlerin onda biri, yüzde biri, binde biri değildi. Nasıl merhametli olduğunun işareti Mekke'nin fethinde görülüyor. Hiç kimseyi öldürmemiştir. Hiç kimseyi öldürtmemiştir. Kabe'ye sığınanlardan, Ebu Sufyan'ın evine sığınanların emniyette olduğunu, Müslümanlarla çarpışmayanların hiç dokunulmayacağını, hayatlarına kastedilmeyeceğini söylemiştir. Ancak birkaç inatçı, azılı düşman çarpıştığı için öldürülmüştür. Hepsini bağışladıktan sonra da hepsini daha önceki ganimetlerden, daha önceki has Müslümanlara verdiği ganimetlerin kat kat fazlasını vermiştir. Mesela birisine 10 deve verirken onlara 100 deve vermiştir. Hatta bu yüzden münafıkların bazıları da bu ne biçim taksim demişlerdir.
Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işi hikmetti. Onların gönlü ısınsın diye, onlara karşı kendisinin bir kötü duygusu olmadığını, sırf peygamberlik vazifesini yaptığını göstermek için yapıyor. Onların düşmanlıkları böyle yapılan iyiliklerle izale olsun da İslam'a sımsıkı bağlansınlar, körü körüne itaat ve kin götürmesinler diye tedavi maksatıyla yapılıyordu. Fatıma Zehra adlı kızına bağışla. Yetim Yetema'nın yüzüne bağışla. Huzurunda boynumuz bükme ya Rabbi. Cemil peygamberlerin canı hürmetine, Cihali yâri güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa takma ya Rabbi. Bu halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına yakma ya Rabbi, Kur'an aşkına yakma ya Rabbi. Böylece hepsi kendisini sevmişlerdir. Azılı düşmanları zamanı gelmiştir. Yıllar geçtikten sonra hatalarını anlamış, gözyaşlarını dökmüş, ağlamışlardır. Kendi hatalarını affettirmek için bizim eski suçlarımız çok büyük. Ancak biz Allah yolunda cephelere gidersek, hizmet edersek, murabitlik yaparsak, mücahitlik yaparsak Allah bizi affeder diye Allah yolunda canlarını vermeye gitmişlerdir. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah sevgisini, Allah'ın Resulü'nün sevgisini içinizde canlandırmaya çalışın. Diriniz Allah'ı seviyorum diyordur ama Allah'ı seven insanın davranışları gibi davranamıyorsunuzdur. Allah için fedakarlık yapamıyorsunuzdur. İbadetleri Allah için meşakkatli de olsa yapamıyorsunuzdur. Sadakayı, hayrı, zekatı veremiyorsunuzdur. Dürüst olamıyorsunuzdur. İş hayatınızda çeşitli hatalar vardır. Allah'ın emrettiği şeyleri nefsinize baskı yaparak, şeytana karşı çıkarak yerine getirme gücünü gösteremiyorsunuzdur. O sevgiyi canlandırmaya çalışın. İbadetleri Allah için meşakkatli olsa da yapamıyorsunuzdur. Sadakayı, hayrı, zekatı veremiyorsunuzdur. Dürüst olamıyorsunuzdur. İş hayatınızda çeşitli hatalar vardır. Allah'ın emrettiği şeyleri nefsinize baskı yaparak, şeytana karşı çıkarak yerine getirme gücünü gösteremiyorsunuzdur. O sevgiyi canlandırmaya çalışın. Allah'ın üzerindeki nimetlerini düşünün. Her iki işinin hikmetini düşünün. Ahireti düşünün. Cenneti düşünün. Allah sevgisini kalbinizde canlandırın. Bunun da yolu Allah'ı çok zikretmektir. Allah'ı çok zikredin. Çokça
La ilahe illallah deyin. Günlük hayatınızda her yaptığınız işi Allah için yapmaya çalışın. İyi şeyler yaptıkça Allah sizi severse o sevgiyi gönlünüzde hasıl eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sizi sever. Salatü selamı çok getirin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü o salatü selamlar onu tebliğ edilir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevince de bakarsanız içinizde bir yumuşama, bir değişme olur. Neden? Çünkü artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi seviyor. Sizde bir gelişme ve güzelleşme olur. Onun için de çok dua edin. Onun için de çok dua edin. Onun için de çok dua edin. Çok zikredin. Çok zikredin. Çok zikredin. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihari yâri güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa takma ya Rabbi. Evet efendim, İstanbul Küçükçekmece Kiterli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarında yapmış olduğumuz Cuma Hutbeleri adlı sohbetimiz devam ediyor. Son bölümdeyiz. Yine misafirlerimizi gördüm burada. Tanıtmak istiyorum. İstanbul'dan can kardeşimiz Yozgatlı taksici arkadaşım Mithat Pınarbaşı katıldılar. Hayırlı cumalar, Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Ali Demirel katıldılar. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin, hayırlı cumalar. Yine İstanbul Emekli Özel Hareketçiler Derneği Yönetim Kurulu üyemiz, can arkadaşımız Arif Tütüncü katıldılar. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, hayırlı cumalar. Yine Arif Melih Cibir katıldılar, Rabbim razı olsun, hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Büyük Birlik Partisi Eski İl Yönetim Kurulu üyemiz Salim Etin Nican katıldılar. Rabbim razı olsun, hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Yine büyük bir İstanbul Emekli Özel Hareketçiler Yönetim Kurulu üyemiz Balıkesir'den Kayserili can arkadaşımız Tevfik Sağım katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. İzmir Emekli Özel Hareketçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yenin katıldılar. Hoş geldiniz. Tüm yönetime de hayırlar diliyoruz. Hayırlı cumalar. Sabri Savcı katıldılar. Büyük Birlik Partisi Şanlıurfa İl Başkanımız, hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Hayırlı cumalar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz İlahiyetçi Hocamız, FSM Medya Grup Programcımız Muhittin Açıcı katıldılar. Rabbim razı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar değerli hocam. Evet efendim, bu şekilde misafirlerimiz de, gördüğümüz misafirleri de sizlere tanıtmaya gayret ediyoruz. Tanıtmaya gayret ediyoruz. Son bölümdeyiz. İnşallah dua kısmını okuyacağız. Dua iyiliklerin yarısıdır. Dua iyiliklerin yarısıdır. Dua iyiliklerin yarısıdır. Bu kısmı okuyacağız ve sohbetimizi aynı hesap ettiğimiz gibi 12.45'te sona erdireceğiz inşallah. İkinci hadis-i şerifte okuyuvereyim. Zamanımız çok kısıtlı. Cuma olduğu için zamanımız az ama onu da okuyayım. Enes radıyallahu anh'dan buyuruyor. İnne evvel birri nisful ibadet ve nisful ahari et duha buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammeden ve ala seyyidina Muhammed. Bir iyilik demek, yapılan hayırlı, sevaplı işlerin, iyiliklerin çeşitleri çoktur. Bunların yarısı ibadettir, namazdır, oruçtur, tesbihtir. Ve nisbul aharu ettuna edduha'u. İyiliklerin öteki yarısı ise dua etmektir. Onun için çok dua edin. Ümmeti Muhammed'e dua edin. Ananıza babanıza dua edin. Çoluk çocuğunuza dua edin. Milletimize dua edin. Şaşıranların doğru yola gelmesi için dua edin. İş başında olanların hakkı görüp hakkı işlemesine dua edin.
yanlış yapanların düzelmesi için dua edin. Dünya üzerinde sömürünün, zulmün kalkması için dua edin. Her yönden çok çok dua edin. Çünkü dua tanıdığı insana olur, tanıdığı makama olur. Hitap, konuşma böyle olunca Allah'a dua oldukça marifetullah artar. Çünkü inanıyor, çünkü biliyor, çünkü ona bağlı ve ondan istiyor. Böylece dua ettikçe efdalül ibadetil dua, en faziletli ibadet duadır. Marifetullah hasıl olur. Allah duayı kabul ettikçe de muhabbetullah cuşa gelir. Elhamdülillah, Rabbimden şunu istedim, şunu da verdi. Bunu istedim, bunu da verdi. Dualarımı kabul ediyor diye bir sevinç, bir ferah, insanın hali değişir. Cennet ehlinin köşkleri. Hadis-i şerifler üç olsun diye bir hadis-i şerif daha okuyorum. Ser İbni Sa'd radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Ki can serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnnel evve inne ehlel cennete le tera evne ehlel urafül fil cenneti kema teravnel kema kibe fis sema. Cennet ehlinin bazı mübareklerine çok müstesna köşkler verilecek. Bu köşklere hurfe, huraf deniliyor. Ayet-i kerimelerle de bunlar geçiyor. Bunları cennet ehli nasıl seyredecekler, nasıl görecekler? Sizin yeryüzünden göğe doğru baktığınız zaman ince gibi parlayan parlak yıldızlar gördüğünüz gibi biz de açık havalarda yıldızları incelemeyi çok seviyoruz. Arkadaşlarla bakıyoruz. İşte bu yıldız, işte şu yıldız, işte şu şu yıldız, bu bu yıldız diye. Bazıları çok parlak görünüyorsa da görünüyor. İşte öyle parlak yıldızlar görür gibi köşkleri sahip mübarek insanları, cennet ehli aşağıdan öyle seyredecekler. Uzaklardan pırıl pırıl nurları parlayacak. Çünkü herkesin mülkü bu yeryüzü ve gökler kadar olacak. Öyle onların parıltısını uzaktan seyredecekler. Allah-u Teala Hazretleri bizi cennetine girenlerden eylesin. Azabından korunmuş, kurtulmuş, azap olunmuş olanlardan eylesin. Cennette yüksek makamlar ihsan eylesin. Cennet kufelerine sahip olan kullarından eylesin. Mükafatlarına erenlerden rızasını kazanıp da iki cihanda aziz ve bahtiyar olanlardan eylesin. Hep bunun için Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışmak lazım. Bunun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sımsıkı sarılmak ve ona malı ehli ailesi mukabilinde onları feda edecek ve öyle görecek bile olsa o kadar aşık olmak lazım. O sevgileri Cenab-ı Hak tattırsın. Sevgili kulu eylesin. İki cihanın saadetine nail eylesin cümlemizi. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. 29 Ekim 1999 Mekke. Değerli hocam, mekanı cennet olsun. Avustralya'da şehit olmuş, trafik kazasında şehit olmuş olan değerli hocam Profesör Doktor Mahmut Eşak Coşan'a Allah rahmet eylesin diyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin efendim. Evet. Sohbetimizi burada sona erdirdik. Hocamızın sohbetini sizlere dinlettim. Sülfü lisan ettim ise affola diyoruz efendim. Bu arada Büyük Birlik Partisi Esenyurt ilçe başkanımız gelmişler, katılmışlar aramıza. Hoş geldiniz, Rabbim razı olsun, hayırlı cumalar cümleten diyor. Biz de Allah razı olsun diyoruz.
Ercan Kolcu Başkanım'la. Evet, sizden gelen mesajları, sizden gelen yorumları almaya gayret ediyoruz, gayret ediyoruz, gayret ediyoruz efendim. Bu arada Büyük Birlik Partisi Esenli İlçe Başkanımıza akşam telefon ettim, özür diledim ama tekrar yayınımızın başında da özür diledim. Ama şu anda bizi izliyor, gelemedik yayına. Yalnız olmamız müsabetiyle gelemedik. Ama şunu unutmuyoruz, yalnızlık Allah'ındır. Her canlı bir yaş arar, taşın kalbi yoksa da onu da yosun sorar tabiriyle. Allah'ın izniyle normalde yalnız değiliz ama gücümüz bu kadar. Bak sağımızda Kiram'ın Katibin melekleri, sağımızda ve solumuzda Kiram'ın Katibin melekleri ellerinde kalemler ve defterler yazıyorlar. Hak ve hakikatları yazıyorlar, günahlarımızı yazıyorlar, her şeyi yazıyorlar. Onun için bizler yalnız değiliz. Kara hırkın içinde, kara hırkın içinde kara karıncanın rızkını veren Allah bize kalbimizden daha yakın. Kalbimizin atışından bize daha yakın. Onun için her şeyimizi, bütün hal ve vaziyetimizi, bütün ahvalimizi Allah rızasını baz alarak, Allah rızasını hedef alarak, Allah rızasını kendimize düstur edinerek yaşantımızı, aile yaşantımızı, siyaset yaşantımızı, ticaret yaşantımızı bu ruhla, bu güzellikle yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız diyoruz efendim. Evet efendim. Mesajlarınız varsa okuyabilirim. Mesajlarınızı okuyabilirim. Burada yapmış olduğunuz mesajlarınızı okuyabilirim. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Özellikle söylemiş olalım. 20'ye yakın WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubuna da sürekli mesajlar geliyor. Aslında WhatsApp grubunu da başka bir bilgisayarım olmuş olsa, yani böyle önümde monitör olarak WhatsApp'ta mesajlarınızı da okumaya çalışacağım. Evet, cep telefonundan WhatsApp'a girerim ama cep telefonunda da yayını izliyorum kulağımda. Gördüğünüz gibi canlı yayını. Diğer masaüstü laptopumuzda da yayının çıkışını izliyoruz. Yine başta yayının başında söylediğim gibi Allah nasip ederse www.fsmtv.net canlı yayın sitemiz inşallah mobile geçiyor. İnşallah bundan sonra elinizde cep telefonu, rahatlıkla oturduğunuz yerde cep telefonuna masa üstüne FSM TV'yi koyuyorsunuz. Canlı yayına ve arşiv yayınlarımızı 7/24 izliyorsunuz MP4 olarak. İnşallah 2018 yılı atılım yılımız olacak. İlahiyetçilerimiz, hocalarımız, sosyologlarımız, emekli hakemlerimiz, emekli sporcularımız, ekonomistlerimiz, siyaset uzmanlarımız sürekli bize katılımda bulunacaklar. Her programın mutlaka uzmanını bulmaya çalışacağız. Gene diyoruz. Bizim kapı dost kapısı, girene canımız kurban, selam muhabbet tapusu, verene canımız kurban diyoruz. Bizi yalnız bırakmayın, gelin Allah rızası için hakkı konuşalım. Allah rızası için istişare yapalım. Allah rızası için sıkıntıları konuşalım. Allah rızası için doğruluk yolunda, sırat-ı müstakim yolunda el ele verelim. Sırat-ı müstakim yolunda ümmeti Muhammed'e tabi olalım. Sırat-ı müstakim yolunda bu güzel yurdumuzu nasıl yönetiriz? Bu güzel yurdumuzun eksiklerini nasıl gideririz? İnsanlığa nasıl faydamız olur? Mazlumlara nasıl faydamız olur? Zalimlerin ıslah olması için nasıl uğraşırız? Bunun hesaplarını yapalım. 300'e yakın canlı yayınız programımız var. İnşallah bu canlı yayın programlarımızda sizlerin dünyaya açılan gönül pencereniz olacağız. Gönül pencereniz olacağız. Bu arada İstanbul Emekli Özel Hareketçiler Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Muharrem Yılmaz katıldılar. Hoş geldiniz. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Bu arada reklam istiyoruz.
reklam verin bize. İş adamlarımız, şirketlerimiz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, eğer ki siz bize reklam verirseniz en az biz iki tane kameraman çalıştırırız. Eğer siz bize reklam verirseniz biz hocalarımız yayına gelen programcılarımızın ceplerine harçlıklarını koruruz zarfın içerisinde. Eğer siz bize reklam verirseniz daha hijyenik, daha güzel yayınlar yaparız. Eğer siz bize reklam verirseniz tüm şehitlerimizin, tüm şanlı ecdadımızın hayatlarını sinema filmi veya İslami dizi olarak yapmaya çalışırız. Gayret bizden, sefer bizden, zafer Allah'tandır diyoruz. Hakkınızı helal edin. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sülfü'nü risal ettik size affola. Cuma namazından sonra saat 13-15 gibi Müslüman Türk milletimizin varoluş mücadelesi adlı canlı yayınımızda değerli hocamız FSM Medya Grup programcımız Tarık Sezai Karatepe ile birlikte olacağız. Ankara'dan katılacaklar. İnşallah 17'den itibaren de 16-17 arasında da FSM Medya Grup programcımız değerli hocam emekli imam Hüseyin Alkan'la birlikte Cuma sohbetlerinde beraber olacağız. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Sülfü lisan ettik ise affola. Cumalarımız bizleri kaynaştırsın. Şuurlu olmaya, şuurlu olanların yolunda gitmeye nasip etsin diyoruz. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.